Koçum. Heh, buyurun. Akşam için organizasyon hazır değil mi? Hazır efendim, hazır. Siz hiç merak etmeyin. Siz gelebilirler dediğiniz için ben birkaç arkadaşa haber verdim. Bir sorun var mı? Yok yok, sorun değil. İstediğin kadar çağırabilirsin. Ben bu partilerde zaten manken olabilecek yeni yetenekler keşfediyorum. Aa, tamam süper. O zaman ben birkaç arkadaşa daha haber vereyim. Çağır oğlum, dedik ya bütün arkadaşlarına haber verdiydin. Tamam. Ben akşam manken arkadaşları toplayıp buraya geliyorum. Gelip biz buradayız. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Şşt, çakal. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız efendim, nasılsınız? Ne yapıyorsun, nasılsın? Sağ olun, buyurun buyurun. Locamız hazır, buyurun. Merhabalar. Buyurun, buyurun. Merhaba. 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 Ne hırır lan, ne hırır. Dur, efendim, merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ ol aslan, sen nasılsın? Aa, efendim, çok güzel. Bakın, süper oldu değil mi ortam? Güzel, güzel. Fena var, değil. Var mı bir isteğiniz? Yok canım, sağ ol. Bunlar yeter bize. Peki, tamam. Yıkılıyor kızlar. Oğlum adam yetenek avcısıymış ya. Benden de manken olur mu acaba? Senden olsa olsa el mankeni olur Basri, sus. Oğlum bakın bakın. Bakın da içiniz açılsın. Ay, manken gibi bu kızlar. Oğlum zaten manken ajansından geliyorlar. Tabii manken gibi olacaklar. Nerede kaldın? Nerede kaldın? Geldim, geldim. Geldik, geldik. Efendim buyurun, buyurun. Bu size. Hanımlar buyurun. Bir saniye, geliyorum. Sen dağıt be belki. Ne oldu? Bana niye bu partiden bahsetmediğini şimdi anlıyorum. Ya Duygucuğum ya, ne diyorsun ya, saçmalama. İnsanların işi benim için önemli değil. Ha manken olmuş, ha elektrik tesisatçısı. Ben işime odaklanıyorum, işime. Bu ajansta hiç erkek manken yok mu? Ah, ne bileyim Duygu. Ne biçim ajans bu ya? Afiyet olsun. Var mı isteğimiz? Sağ ol kardeşim. Olursa haber veririm. İyi eğlenceler. Kızlar, hadi harekete geçin. Şu üçü size. Kızlar bize bakıyor. Bakar tabii oğlum. Gördüler karizmayı. Oğlum biz rüyadayız ha. Gerçek olamaz oğlum bunlar. Merhabalar. Biz yalnızız. Tanışabilir miyiz? Tanışalım mı? Tanışalım tabii. Ben Havuç. Yani Emre. Arkadaşlarım bana Havuç da. Ha, merhaba. Ben Basri. Ben Teo. Teoman. Ne olduk? Dans edelim mi? Dans? Nasıl dans? Nasıl? Edelim. Belki. Ben yanlış mı görüyorum? Yoksa bizimkiler mankenlerle dans mı ediyor? Hayatım, bizimkilerin şansları resmen döndü ya. Ben olmasam sen de dans edecektin değil mi kızlarla? Nereden çıkartıyorsun hayatım ya? Benimki tamamen meslek icabı. Yok öyle bir şey. Ağzımız kurudu. Gel bir şeyler içelim. Biz de bir şeyler içelim. İçelim hadi. Oğlum kızlar bize kesin hasta oldular ya. Tabii oğlum, karizmayı gördüler. Tabii oğlum ya, yakışıklı adamlarız. Biz geldik.
Hoş geldiniz. Eğlencenin dozunu artırmak ister misiniz? Nasıl olacak o? Sizde birkaç hap var da. Hap mı? Nasıl haplar? Sizi eğlendirecek bir şeyler diyelim. Yok biz almayalım ya, kullanmıyoruz öyle şeyler. Biz de bunları erkek sandık, korkak çıktılar. Aa, bunun erkeklikle ne alakası var ya? Aman, bunlar eğlenmesini bilmiyorlar. Biz başka bir yerlere bakalım. Aa, oğlum, gidiyor lan kızlar. Oğlum dediklerine baksana. Kes müziği. Polis, kimse kıpırdamasın. Al bunu, al, al. Kızları da al. Alın kardeşim, bunları. Hayırdır, bunları alın. Bunları alın. Hayırdır ya. Konuşturmadan, hadi devam et. Devam et. Gençleri bırakın, gençleri bırakın. Onları bırakın. Devam edin. Kızları alın. Hadi arkadaşlar. Zorluk çıkarmayın. Hadi. Hadi. Evet. Panik yapmayın arkadaşlar, sakin olun. Az önce yakaladıklarımızla sizlerin farkını biz biliyoruz. Ben emniyet amiri Zafer Ercan. Bu operasyonun amiriyim. Bu grubu uzun süredir takip ediyorduk. Bu takibimiz de en sonunda sizin kafenize kadar geldi. Onların da burada bir şeyler karıştıracağını, bir şeyler yapacağını bilince polisin her zaman yaptığı olay devreye girdi. Masumlarla suçluları ayırdık ve sizler buradasınız, onlar da gittiler. Oh be. Arkadaşlar, uyuşturucunun türlü tuzakları vardır. Az önce bunlardan birini gördünüz. Uyuşturucunun davetiyesi yalancı yalnızlarla kaplıdır arkadaşlar. Yanınıza yaklaşırken çaktırmadan sinsi bir şekilde gelir ve kendi kimliğini gizleyerek asıl gerçek kimliğini size göstermeden yanaşır. Şu an burada az önce olduğu gibi. Burada kullanılan yöntem neydi? Güzel kızlarla sizi kandırmaya çalıştılar. Ve buradan da çıkartacağımız sonuç nedir? Kurduğumuz ilişkilerde ilk tanıştığımız insanlara dikkat edeceğiz. Balık nasıl tutulur arkadaşlar? Oltayla. Oltanın ucunda ne vardır? Çengelli iğne. Zoka. Çengelli iğnenin tasarlanması nasıl gerçekleşmiştir? Hepimiz görmüşüzdür. Yuvarlak, sivri, bir de çentik var. Yani balık onu kaptığı anda kolay girmesi ama çıkmaması için tasarlanmıştır. Aynı uyuşturucu gibi arkadaşlar. Uyuşturucunun tuzakları da gençlerimiz için, çocuklarımız için bir zoka gibi tasarlanmıştır. Kolay girer hayatımıza, böyle yaldızlarla gelir ama zor çıkar. Balık zokadan kurtulabilir. Kurtulduğu zaman ama kesinlikle iz kalır. Uyuşturucudan da kurtulmak gerçektir. Ama uyuşturucu bağımlılığı bir insanın hayatında başladığında kurtulsa dahi maalesef kendisinde, çevresinde, sevdiklerinde izler bırakabilir. En etkili yöntem hiç başlamamaktır, hiç kullanmamaktır. O yüzden bundan tamamen uzak kalmak lazım. Bu arada günlerde de kafenizdeyim ama çay içmekten de gına geldi. Onu da söylemek istiyorum. Ve gitmeden önce hem bir kartımı vermek istiyorum. Belki ifadenizi almam gerekebilir. Bir de bugüne kadar bahşiş bırakmadım, bir kitap bahşiş etmek istiyorum. Sağ ol Zafer abi. Yani bahşişleriyle bizi de kandırdı adam. Bir narkotikçinin kaleminden erken uyarı sistemi. Zafer Ercan. Abi çok memnun olduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Asmalı kardeşim. Abi bizim için en iyi bahşiş bu. Sağ olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere abi. Vay be. Oğlum başımıza neler geliyor ya bir gün içinde.